Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Jordan Air 200E. Arkadaşlar öncelikle bizi klasik bir Air Jordan kutusu karşılıyor. Air Jordan gündelik modellerin birçoğunda bu üzerinde Jumpman yazan kutu tasarımını kullanıyor, tercih ediyor. Hemen kutuyu açalım. Beyaz çizgili bir tane koruma kağıdımız var. Ayakkabımız çıkıyor. Haricinde kutunun içinde Jumpman Inspired by Greatness Designed for Flight diyor. Mükemmellikten ilham alındı ve uçuş için tasarlandı tarzı bir yazı eklemişler buraya. Bu klasik Jumpman kutusundan bende 3-4 tane daha var. Dediğim gibi Air Jordan markası gündelik giyim ürünlerini bu kutuya koyup geçiyor. Tıpkı Nike'ın kırmızı kutusu gibi düşünebiliriz Air Jordan markası için bu kutuyu. Burada da yine Designed for Flight yazısını görüyoruz. Haricinde etrafta Jumpman logoları var. Kutudan kurtulmuş. Bu arada bu Ashen Slate dediğimiz bir renk. Açıkçası ben fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla bu ayakkabı mavi gözüküyordu. Ama şu an gelince fark ettim ki maviden daha çok mora kayan bir rengi var. Maalesef bazen fotoğraflardakiyle elinize gelen ürünün renkleri tam tutmayabiliyor. Ben bunu daha önce Yeezy'de de yaşadım, Nike'de de yaşadım, Air Jordan'da da yaşadım. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama bu renk de hiç fena durmuyor. Ama fotoğraftaki rengi tercih ederdim. Bu da gayet tatlı duran bir renk. Hemen isterseniz içindeki kalıbı çıkaralım. Ve ben o sırada size bu ayakkabının detaylarından bahsedeyim. Bu ayakkabı Air Jordan markasının Jumpman adıyla konumlandırdığı gündelik giyim modellerinden birisi. Bu Jumpman nedir? Air Jordan nedir? Aradaki farkı ben size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Air Jordan isminin doğrudan Air Jordan olarak kullanıldığı modeller aslında daha çok klasik modeller veya basketbol modelleri. Bu tarz gündelik giyim modellerini Air Jordan şeklinde demiyorlar genelde. Jordan veya Jumpman olarak kullanıyorlar. Böyle bir kendi içlerinde ayrımları var. Yoksa herhangi bir fark yok. Kalite veya üretim anlamında. Sadece ürünün konumlandırması bakımından Jumpman olarak tasnif ediyorlar. Bu şekilde ismini kullanıyorlar. Detaylar bu şekilde. Şunlardan kurtulalım. Şimdi ayakkabı ilk bakışta ağır bir ayakkabı olarak gözükse de çok hafif bir ayakkabı. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Kullanılan malzemeler oldukça ince ve ayağınızda neredeyse yokmuş gibi hissettirebilecek bir ayakkabı bu kadar kaba ve kalın gözükmesine rağmen. Açıkçası bu olayı ilk bakışta hoşuma gitti. Bu Jordan'ın yeni çıkardığı model arkadaşlar. 2022 itibariyle ilk defa çıkardı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şu an piyasaya birçok farklı renginde pompalıyorlar. Hatta bazı renklerini çok ciddi indirime de sokuyorlar. Satın alma detaylarına geldiğimiz zaman o indirim kısmına da geleceğiz. Ben bunu doğrudan Nike'ın kendi resmi web sitesinden aldım. Haricinde ürünün tasarım detaylarına gelecek olursak burada bir Max Air'imiz var arkadaşlar. Geniş bir tam boy Air tabanımız var ve oldukça yumuşak. Burada bastırdıkça görüyorsunuz yumuşaklığı hissedebiliyorum. Haricinde burada muhtemelen kuşlon köpük. Hemen bir kontrol edeyim bir yerinde yazıyor mu diye. Yazmıyor ama Nike'ın orta taban teknolojilerinden birisi olan kuşlon köpüğün kullanıldığını düşünüyorum bu ayakkabıda. Çünkü bana kuşlon gibi hissettirdi. Oldukça yumuşak bir orta taban. Haricinde amacına uygun olarak sert bir dış tabanımız var ve bu dış tabanı şeffaf olarak tasarlamışlar. Burada bazı aralardan direkt orta tabana erişebiliyorsunuz. Bu beyaz olan kısımlar yine yumuşak. Ayakkabının tasarımına bakacak olursak etrafını süetle geçiyor. Birçok farklı renginde de bu malzemeyi süet olarak kullanmışlar. Bazı renklerde deri olarak da kullanmışlar ama genel olarak bu modelde etrafı saran malzemeyi süet olarak kullanmayı tercih etmiş Jordan markası. Burada örme bir malzeme var. Sentetik örme bir malzeme. Oldukça ince. Ayakkabının zaten bu kadar hafif olmasını sağlayan malzeme de bu olsa gerek. Üzerinden bazı yerlerden krem plastik malzeme geçiyor ve burada zikzak dikiş detaylarını görüyoruz. Bu süet malzeme bağcık gözlerine kadar uzanıyor. Dil kısmımız çok ince. Herhangi bir padding olmayan, herhangi bir yastıklama olmayan ince bir dil kısmı. Ben biliyorsunuz genelde yastıklama olan dilleri tercih ediyorum. O yüzden bu dil kısmı favorim değil. Parlayan bir kumaş malzemeden yapmışlar burayı. Oldukça da ince kullanmışlar. Üzerinde de bir tane kumaş parçası var. 23 Engineered diyor. 23 biliyorsunuz Michael Jordan'ın numarası. Yine her yerde 23 yazılarını görüyoruz. Burada iç tarafında da dilin, arka kısmında da 23E yazıları devam ediyor. Haricinde burada arka kısımda mavi bir nubuk malzeme var ve mor bir süet malzeme var. Mor süet malzemenin üzerine mavi nubukla dikmişler. Haricinde ayakkabıda kullanılan malzemeler bu şekilde. Bahsetmediğim bir yer var mı diye bakıyorum. Hemen iç
tabanlığını çıkaralım. Vay. İş tabanlı arkadaşlar. Güzel bir iş tabanlık. Yanlar destekli. Dezavantajı üstü tüylenebilir bir yapı. Keşke tüylenir olmasaydı. Buradan eksimi alıyor. Yanları destekli ve oldukça yumuşak, güzel bir iş tabanlık. Hoşuma gitti. Haricinde arkadaşlar, burada orta tabana erişebildiğiniz bir yer var. Burada gri bir köpük malzemem var. Beyaz köpüğün üzerinde. Bu köpük de oldukça yumuşak. Yani ayakkabı bayağı rahat olacaktır. Ve buradaki dikişler çok nizami arkadaşlar. Yani uzun zamandır bir ayakkabı da görmediğim kadar nizami dikişler var. Bu konudan, yani kalite kontrol kısmından gerçekten artımı aldı. Dikişler çok nizami ve yerli yerinde duruyor. Bayağıdır görmediğim şekilde nizami. Yanda ve arkada çok ciddi yastıklama yok. Önde de yok. Hatta ileriye doğru malzeme daha da inceleşiyor. Bu yüzden yastıklama kısmından birazcık eksik. Ama taban teknolojisi olarak bayağı önde bir ayakkabı diyebilirim. Hafif olması için bazı kısımlardan feragat etmişler. Aynı zamanda bütçe dostu bir model yaratmaya çalıştığı için Jordan markası. Bu ayakkabıyı ben arkadaşlar 45,5 beden olarak aldım. İsterseniz bir deneyeyim. Ayağıma nasıl olacak? Oturacak mı? Normalde biliyorsunuz 45 giyiyorum. Bazen yarım beden büyük almayı tercih ediyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ayrıca bu ayakkabıyı giymek için aldım. Satmak için alabileceğiniz bir ayakkabı değil. Bu ayakkabıları Resell'de kesinlikle tercih etmeyin. Hemen sağ tekine bir deneyeyim ayağımda. Şu an sağ teki ayakkabı ayağımda oldukça rahat gözüküyor bu arada. Orta tabanda kullanılan teknolojiler gerçekten geçerli teknolojiler olduğu için. Ama sanki 45 almam gerekiyormuş arkadaşlar. Yarım beden büyük gitmemem gerekiyormuş. Birazcık ayağım içeride geziyor gibi oldu. Tabii ben bu şekilde büyük ayakkabı da tercih etmeyi seviyorum. Ama tam bedeninizi almayı tercih ediyorsanız siz genelde bu Jordan Air 200E'lerde kendi bedeninizi alın. Kesinlikle büyük gitmeyin. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu an 45 alsam çok iyi olurmuş. Hatta 44,5'a kadar da gidebilirmişim diye hissediyorum. Belki yarım beden ufak bile alınabilir bu modelde. Çünkü oldukça fazla yer kaldı ayakkabının içinde. Onu belirtmem lazım. Ayrıca bu dik kısmında gizli böyle kırmızı bir Jumpman logomuz da var. Kırmızı detayı buraya çok güzel yakışmış. Plastik, esnek bir malzemeden yapmışlar bunu. Oldukça güzel durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca dediğim gibi sürekli yeni renkleri çıkıyor şu an bu ayakkabının. Jordan'ın şu an üzerine yüklenmek istediği güzel bir model bence. Diğer renklerini de şu an zaten ekranda görüyorsunuz. İsterseniz hızlıca satın alma detaylarına gelelim. Arkadaşlar ben bu ayakkabıyı 16 Ocak 2023 tarihinde Nike'ın kendi sitesinde aldım. Yaklaşık %40 %50 indirim vardı. Güzel bir indirimdi. Aldığım fiyat 1449 TL. Normalde bu ayakkabının çıkış fiyatı 135 dolar. Ortalama kuru o zaman 18-18,5'dan hesaplarsanız benim aldığım fiyat gayet geçerli bir fiyat. Şu sıralar çıkış fiyatı ortalama 2800 2900 3000 lira gibi fiyat bu ayakkabının, ama kesinlikle tam fiyat ödemeyin. Şu an Jordan'ın sürekli piyasaya pompaladığı bir model olduğu için bence güzel indirim bekleyebilirsiniz ve mutlaka modeller indirime girecektir. Jordan bunun ekmeğini yemek isteyecektir. Tam fiyat kesinlikle ödemeyin. 1400-1500 TL'ye alabileceğiniz güzel bir tercih olarak ben okey diyorum, ama 2000'den fazla şu sıralar vermeyin. Haricinde ayakkabının dış tarafında da kalite kontrolüne baktığımda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Onu da belirtmek istedim. Hiçbir yerde yapıştırma izi yok. Gerçekten bu kayda değer bir olay. Bu arada 135 dolardan hesapladığımız zaman şu an bu ayakkabının çıkış fiyatı ortalama 2500-2600 TL olması lazım. Piyasada da o civarda geziyor. Dediğim gibi siz en azından %30-%40 indirim bekleyin. Bu tarz bir ayakkabıyı tercih etmek istiyorsanız bu aklınızda mutlaka bulunsun. Ayrıca arkadaşlar bizim bir Telegram grubumuz var. Bu tarz böyle güzel indirimleri paylaştığımız, bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız tarzı tavsiyeler veriyoruz o Telegram grubunda. Siz de o Telegram grubuna katılarak tavsiyelerimizden, önerilerimizden yararlanabilirsiniz. Hepiniz oraya bekliyorum. Şimdi isterseniz dokunma testine geçelim. Dokunma testi oldukça iyi. Basıyorum, yapısı ayakkabının tekrardan topluyor. Ön kısım gayet iyi. Yan kısımları iyi. Süetin dokusu zaten çok güzel. Orta taban oldukça yumuşak. Elim içine doğru göçüyor. Sonra yapısını koruyor. Bu tarz dokunma testlerinde ben baskı uyguladıktan sonra malzemenin verdiği tepki ve kendine ne kadar geri topladığı önemli. Burada bastırdığım her yer kendini hemen hızlı bir şekilde geri topluyor. Bu da size enerji kazanımı sağlıyor. Yine Air tarafında da bu şekilde bir yumuşaklık var. Ayrıca şunu belirteyim. Bu ayakkabıyı basketbolda kullanamazsınız arkadaşlar. Dediğim gibi Jordan'ın bu gündelik giyim için çıkardığı model. Tabii giyilebilir ama yanal destekleri çok fazla değil. Ayrıca çok ince bir ayakkabı. Çok hafif bir ayakkabı. Basketbolda belki sakatlanmalara vesaire sebebiyet verebilir. O yüzden gündelik giyimde tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Haricinde basketbol için düşünmeyin derim. Genel olarak baktığım zaman ayakkabının malzeme ve materyal kalitesi benim hoşuma gitti. Bu fiyata aldığım bir ürün için gayet okey. Sadece dil kısmında arka ve ön taraflarda
yerde daha fazla yastıklama beklerdim. Ama maalesef bu şekilde tasarlamışlar. Ama oldukça fazla nefes alan bir yapısı var ayakkabının. Çünkü gördüğünüz bu malzeme yarı transparan bir malzeme. Yani ayakkabı her yerinden nefes alıyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Ayağınız çok terlemeyecektir. Şöyle de bir dezavantajı var. Yağmurlu havalarda kesinlikle tercih edilecek tarzda bir ayakkabı değil. Çorabınıza kadar ıslanabilirsiniz. Çünkü ben ayakkabının içine bakınca da görüyorum. Dışarısı rahat bir şekilde yarı şeffaf olarak gözüküyor hava aldığı noktalardan. Ekstra bir noktaya değinecek olursam da ayakkabının kalite kontrol süreci gerçekten çok iyi. Uzun zamanları gördüğüm kalite kontrol sürecinden bu kadar başarılı geçen nadir ayakkabılardan birisi diyebilirim. Fiyatına göre özellikle iyi bir fiyat performans ürünü olduğunu rahat bir şekilde belirtebilirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, videolarımızın çekimi için burada geniş bir ekip olarak çalışıyoruz. Videolarımız için gerçekten çok emek veriyoruz ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarda iyi kötü, olumlu olumsuz eleştirilerinizi lütfen belirtin ki biz de kendimizi geliştirebilelim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ise gelelim yönetmenimizin fikrine. Ne düşünüyorsun bu ayakkabı hakkında? Ben günlük kullanımda çok yanları geniş ayakkabı kullanmayı pek istemiyorum. Ama üzerimdeki kırmızı ve arkasındaki mavi Jordan logoları bence gayet iyi. Ayakkabı... Hoş duruyor mu peki ayakkabı? Yani aslında renkleri falan hoş ama yanı biraz tüylü gibime geldi. O yüzden de... O tüylü yapısı süetten kaynak. Ben o yapıyı çok seviyorum. Ama ayakkabı tasarım olarak da bence güzel ya. Onda 7'si falan var. Güzel. Bir de kırmızı ve arkasındaki Jordan logosu da güzel. Daha güzel olabilir miymiş? Olabilirmiş. Ama bence bu halde güzel ve şunu da belirteyim. Yani orta tabanı oldukça yüksek bir ayakkabı. Haliyle kısa boylu arkadaşlarımız için de boylarını en az 200 santim yükseltecektir. Bayağı etkisi olur. Evet, bayağı bir etkisi olur. Gerçekten yüksek bir orta tabanı var. Büyük paçalar aslında giyilebilecek bence en iyi ayakkabılardan birisi. Evet, unisex'e gider bu arada. Kadınlar da tercih eder bunu. Hem boy avantajından dolayı hem de ya bence bir sadece bir erkek ayakkabısı olarak durmuyor. Özellikle bu renkte kadınlara gidebilecek bir renk. Ayrıca çok farklı renkleri de var. Pembesi olsun, kırmızısı olsun, mavisi olsun. Kadınlar için de güzel tercihler olur. Ayakkabı. Evet, kadınlar için de güzel bir tercih olur. Beğendim ya ben bu ayakkabıyı. Son düşüncelerimi toparlayacak olursam, dediğim gibi arkadaşlar, %30-%40 indirim görürseniz bence tercih edilebilecek güzel, yeni bir Jordan ayakkabısı. Haliyle kadınlar için de erkekler için de uygun fiyatlı, güzel bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Hani ben çok fazla fiyat vermek istemiyorum ama yine de Jordan giymek istiyorum derseniz bence güzel tercih olur. Beden olayına dediğim gibi birazcık dikkat edin. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler, hoşça kalın.